Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Hemen Ankara'ya gideceğiz, son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Özkan Özcan o noktada. Özkan. Evet, eski başbakan, eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut dün 86 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım Akbulut için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek ve tören birazdan başlayacak. Ve şu anda tabii ki törene kimler katılıyor, hemen onlardan bahsedelim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu törende yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüyorum. Burada tüm siyasi partilerin milletvekilleri de burada. Tabii ki Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti. 10 Nisan'dan itibaren kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyordu. Ancak dün 14 sıralarında yoğun bakımda gözlerini hayata yummuş oldu. 1935'te Erzincan'da dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı. Yıldırım Akbulut Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde de bulundu. Anavatan Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyordu Yıldırım Akbulut ve 1983'teki genel seçimde ANAP'ta Erzincan milletvekili olarak görev yapmış oldu Yıldırım Akbulut. Özellikle 1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut meclis başkanlığı seçildi ve bu görevini de 1989'a kadar da sürdürmüş oldu. Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Yıldırım Akbulut da başbakan oldu. 47. hükümetinin başbakanı oldu. Şu anda kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da gösteriyor. Yıldırım Akbulut'un Türk bayrağını sarılıp naaşı buraya getiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin avlusuna getiriliyor ve burada tören düzenlenmiş olacak. İlk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleniyor ve bu törenin hemen ardından da Yıldırım Akbulut'un naaşı Ahmet Hamdi Aksaki Camisi'ne götürülecek ve orada cenaze namazı kılınacak ve daha sonra da Yıldırım Akbulut Devlet Mezarlığı'nda, Beştepe'deki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilmiş olacak ve şu anda da Yıldırım Akbulut'un hayat hikayesi burada okunuyor. Şu anda da Yıldırım Akbulut'un naaşı Türk bayrağına sarılı naaşı katafalta konulacak ve burada bir tören düzenlenmiş oluyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da birazdan da burada bir konuşma gerçekleştirmiş olacak. Bu törene Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski meclis başkanları da burada. Onlar da bu törene katılıyor şu an itibariyle ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Yıldırım Akbulut şu anda, evet, Yıldırım Akbulut'un ailesi de burada. Onlar da büyük bir acı yaşıyorlar. Dediğimiz gibi Yıldırım Akbulut aslında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve o mesajı da hemen paylaşmak istiyorum. Eski Başbakan ve Meclis Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun mesajını paylaştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bu meclisteki törenin ardından da Yıldırım Akbulut'un naaşı yine Ahmet Hamdi Aksaki Camisi'ne götürülecek ve orada cenaze namazı kılınacak ve daha sonra da devlet mezarlığında toprağa verilmiş olacağını söyleyebiliriz. Türk siyasetinde pek çok görev aldı Yıldırım Akbulut. Özellikle Turgut Özal döneminde meclis başkanlığı seçildi ve 47. hükümette başbakanlık görevinde yürütmüş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1999 seçimlerinde
Yine aynı şekilde ikinci kez meclis başkanı seçildi Yıldırım Akbulut ve bu görevini de 2000 yılına kadar sürdürmüş olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını ikinci turun ardından geri çeken Akbulut 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden İstanbul milletvekili oldu. Akbulut Doğru Yol Partisi'nin barajı geçememesi nedeniyle meclise de bu şekilde veda etmiş oldu. Yıldırım Akbulut eski Anayasa Mahkemesi üyesi Samiye Akbulut'la evliydi ve 3 kız çocuğu babasıydı. Ve burada Yıldırım Akbulut'un evlatları da burada ve birazdan da Meclis Başkanı Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut'a ilişkin burada anlamlı bir konuşmada gerçekleştirmiş olacağını söyleyebiliriz. Evet, ekranlarını açanlara bir kez daha belirtmekte fayda var. Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut dün 86 yaşında hayata veda etti ve bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenleniyor ve törene çok sayıda isim de katılıyor ve bu törenin hemen ardından da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından da devlet mezarlığına da toprağa verilmiş olacak. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu törene katılıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da bu törende yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu törende yer alıyor. Dediğimiz gibi tören kaldığı yerden devam ediyor. Biz şimdilik sözü İstanbul'a bırakalım.